Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Güneydoğu TV ekranlarında İftar, Filiz'le İftara Doğru programında bugün de sizlerle birlikteyiz. İftara dakikalar, saatler, çok az saatler kaldı. Bugün burada konuğumuz Haliliye Belediye Başkanı Sayın Fevzi Demirkol. Kendisiyle ilgili güzel bir Ramazan sohbetinde bulunacağız. Hemen ben kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Ramazanınız mübarek olsun. Sizin de Ramazanınız mübarek olsun. Bizi izleyicilerimizle buluşturduğunuz için şahsımıza ve Güneydoğu Televizyon ailesine teşekkür ediyoruz. Ekranı başında bizi izleyen tüm izleyicilerimizin de Ramazan'ını tebrik ediyoruz, Ramazan'ını kutluyoruz ve Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla bizi bayrama ve nice bayramlara kavuştursun diyoruz. Amin. Ve Allah bütün Müslümanların dualarını ve ibadetlerini kabul eylesin, makbul eylesin. Amin. Başkanım, gerçi belki birçok izleyicimiz biliyordur, yine bilmeyenler için bir kez daha tekrarlıyorum. Bu sene hem belediye başkanlığımızın 3. yılında ve Ramazan'ın 3. Ramazan'ımızda yine Rabia Meydanı'nda hem bir ilke imza atıyorsunuz. İftar çadırı belki birçok yerde var ama sahur sofrasını 3. yılında yine kurdunuz. Haliliye Belediyesi olarak bir ilke imza attınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Halktan gelen talepler nasıl? Yüksek mi? Özellikle sahurda. Şimdi Allah nasip eyledi. Biz 3. Ramazan'ımıza sağlıkla, huzurla kavuştuk. Evet. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Evet. Biz daha öncesinde belediye başkan adaylığı dönemimizde söylemiş olduğumuz bir sözümüz vardı, bir vaadimiz vardı. Kötü örneklerin, kötü uygulamaların sonuncusu olmayacağız. Ama iyi uygulamaların ilki olacağız. Ve o bağlamda iftar noktasında ilk değiliz. Bizimle birlikte Türkiye'nin değişik vilayetlerinde iftar, muntazaman iftar veren belediyelerimiz, vakıflarımız, hayır kuruluşlarımız var. Ama bu bağlamda Urfa'da tekiz. Düzenli olarak 30 gün Ramazan boyunca iftar veren ve alanı değiştirmeden aynı yerde muhtaçlarımızın masasını, sandalyesini bulabileceği şekilde yerini değiştirmeden devam eden tek belediyeyiz. Sahur ikramında ilkiz. Bütün halkımızın ve bütün insanların bildiği gibi iftar orucun sonu. İftar orucun bitimi. Ama orucun başlangıcı sahur. Eğer insanlar sahur yapma imkanı bulmamış ise oruç tutması mümkün değil. Veya tutsa da meşakkat ve zorluklar o orucu tutacak. Biz Ramazan ayı boyunca meydanda bizim sahurumuz var. Üç noktada, hem Karşıyaka'da, Süleymaniye'de ve şehir merkezinde üç noktada her akşam iftar ikramımız var. Bu iftar ikramlarımızın hepsinde ucu açık olmak üzere, sayıyla mahdut, sayıyla sınırlı olmadan ucu açık olmak üzere iftarlarımız var ve demin bir eve de ben refakat ettim, eşlik ettim. Halkımızın iftar sofrasına gelemeyen yaşlılarına veya sağlığını kaybetmiş olanlarına da evlerinde sıcak yemek ikramımız var. Bu iftara has olarak devam ediyor ve bizim başlatmış olduğumuz uygulamalar eğer iyiyse, eğer bir olumsuzluk yok, belirtisi olmazsa dönemimiz boyunca devam edecektir. Hiçbir uygulamamız, başlattığımız hiçbir uygulamamız kesinlikle herhangi bir mazerete sağlayarak ara verilmeyecektir, sonlanmayacaktır. Yönetimde olduğumuz süre içerisinde bu tip uygulamalarımız başlamışsak devam ederiz. Bu sahur ve iftar programlarınız artık geleneksel hale geldi diyebiliriz. Çünkü artık üçüncü senesinde. Elhamdülillah üçüncüsü olduğuna göre geleneksel hale geldi diyebiliriz.
Başkanım peki yardımlar konusunda Halliye Belediyesi neler yapacak? İftar ve sahur sofralarınız dışında. Halliye Belediyesi olarak iftar ve sahur sadece Ramazan'a has ve ayrıca meydanlarda, alanlarda ikram edilen yemeklerdir. Ama evinde kendi gıdasını temin edemeyecek vatandaşlarımıza da kuru gıda şeklinde kolilerimiz var. Onları teslim ediyoruz. Onlar da kendileri evinde fasulyesi, pirinci, nohudu olduktan sonra istediği yemeği, istediği öğünde yapma imkanı oluyor. O noktada da gıda kolisi ve gıda maddesi yardımımız devam ediyor. Bu sene 12 ay devam ediyor. Sadece Ramazan'a has değil yani. Yardım kolileri mi Yardım 12 ay kolileri. boyunca? 12. Evet. Peki sürekli yani size talepler gelmesi doğrultusunda mı yoksa sabit yerler var onlara sürekli dağıtımı yapıyor musunuz mesela durumu Şimdi iyi olmayan ailelere? ihtiyaç sahibinin durumuna göre, mesela diyelim bazı kuruluşlarımıza kendimiz götürüp teslim ediyoruz. O kuruluşlarımız bu dağıtımda bize yardımcı oluyorlar. Mesela engelli kardeşlerimize götürüp teslim ettiğimiz zaman o engelli kardeşlerimiz Halliye Belediyesi'nin çalışmalarına katkıda bulunmak için nasıl gençlik kollarımızı gıda maddelerini dağıtıyorsa, gıda kolilerini dağıtıyorsa aynı şekilde engelli kardeşlerimiz de aldığı paketi kendi mahallesindeki bir muhtaca ulaştırmaktadır. Bu yerine göre bazen adrese teslim, bazen bir kuruluş vasıtasıyla dağıtım ve ama çoğunlukla belediye binamızda teslim şeklinde ihtiyaç sahiplerinin nüfus veriyorsunuz. aile tablosunu getirmeleri halinde biz o hususta gıda kolisi ve çeşitli zamanlarda giyecek yardımımız oluyor. Halliye Belediyesi'nin yanılmıyorsam dün akşam mı bir organizasyonu vardı yine Turgut Özal Parkı'nda yoksa önceki akşam mı Dün akşam. karıştırıyorsam düzeltin. Ayrıca cumartesi günü Sarımire Rabia Meydanı'nda güzel bir programınız var. Bugün sosyal medyadan da duyurdunuz, gördük onu. O programlar nasıl? Dünkü program gerçi geçti, güzel bir programdı. Sosyal medyadan gördük, katılamadık ama cumartesi de güzel bir program galiba yine Urfalıları bekliyor başkanım. Şimdi bu programlarımızın sebebi halkımızın rahat ve huzur içerisinde, halkımızın kendini mutlu hissetmesi ve mutlu olması içindir. İnsanlar gün içerisinde orucunu tutmuş, yorulmuş veya işinde yorulmuş. Hiç olmasa akşam böyle sosyal manada beraber olduğu insanlarla o programlarımızı işte Mevlid, İlahi, konser, tiyatro, yakında olacak işte Mehter takımı filan böyle bunun gibi etkinliklerimizde stres atıyoruz. Sosyal dayanışmayı temin etmiş oluyoruz. Ve ayrıca halkımızın birbiriyle tanışmasını, kaynaşmasını temin ediyoruz. Bu vesileyle Şanlıurfa'nın Halliye'nin Şanlıurfa'nın en güvenli ve ayrıca Şanlıurfa'nın da Türkiye'nin en güvenli ili olması yönünde gayret ediyoruz. Bizim burada kaynaşmamız zaten var. İftar sofralarımızda işte Suriye'den gelen muhacirlerimiz ve Urfa'dan gelen yerli ailelerimiz, Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden gelmiş üniversite öğrencilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız hepsi bir arada kaynaşma içerisinde oluyorlar ve bu bizi ayrıca memnun ediyor. Evet şu an sevgili izleyiciler ekranın diğer tarafında da görüyorsunuz. Sanırım dün akşamki etkinlikten görüntüler şu anda yayınlanıyor. Şimdi bu engelli kardeşimizin mutluluğunu kimse tarif Değil edemez, mi? kimse Onu, temin evet, edemez. gerçekten öyle. Oradaki çocuklarımızın mutluluğunu yine aynı şekilde kimse sağlayamaz, kimse temin edemez. Bunlara da biz vesile oluyoruz. Aslında çok önemli. Yaptığınız bu organizasyonlar gerçekten hep söylüyorum. İnsana dokunan organizasyonlar yapıyorsunuz Halliye Belediyesi olarak ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Yardımlar yapılıyor da başkanım. Mesela ben şunu merak ediyorum. Gelen başkanlarıma da soruyorum. Urfa'da mesela eski Ramazanlar derler. Neyi siz bence en iyi siz bilirsiniz. Şu an bu işin tam konunun muhatabı sanırım bugün karşımda. Neler mesela var mı böyle eksikliğini hissettiğiniz? Eskiden şunu yapardık, şimdi o yok
ben bunun eksikliğini hissediyorum dediğiniz? Biz şimdi sadece Ramazan'a has değil, Halilye Belediyesi olarak daha öncesinden gelenekten geleceğe diye bir sloganla yola çıkmış bir belediyeyiz. Geleneklerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Bu geleneklerimizden yaşanması mümkün olanları yaşatacağız. Yaşanması mümkün olmayanları en azından vatandaşımıza hatırlatacağız ve kayıt altına alacağız. Şimdi eski Ramazanlar diye herkes söze başladığı zaman kendince bir şeyler söyledi. Ben eski dönemler diyeceğim, sadece Ramazan kısmını değil. Şimdi Halilye Belediyesi olarak gelenekten geleceğe düsturumuza uygun bir faaliyet olarak geçmişte kandil günlerinde bizim meydanlarda ağzı açık ve ağzı yumuk ikramımız oldu. Bir eski Urfa geleneğini hatırlatmak Eskiden için. Böyle bir dağıtım yapılır mıydı? Bilmiyorum, bilmediğim için soruyorum. Şimdi, ağzı açık, ağzı yumuk. Ben onu buradan tüm kardeşlerimize söylüyorum, tüm Şanlıurfalılara söylüyorum. Kandil simidi Urfa geleneği değildir. Urfa'da kandil simidi diye bir şey yoktur. Evet. Lokma Urfa geleneği değildir. Urfa geleneğinde, kandil günlerinde adı koku çıkarmak. Yani evden bir zeytinyağı, sade yağı veya işte bir koku çıkacak, yağ kokusu çıkacak. Koku çıkaralım derlerdi ve illa kızartmalı şeyler olurdu o gün. Bunu herkes yapardı. Fakir de yapardı, zengin de yapardı, muhtaç olan da yapardı, muhtaç olmayan da yapardı. O koku çıkarmadaki, şimdi arkadaşlarımız zaten çeşitli zamanlarda, lokantalarda falan bunu yiyorlar ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bugün koku çıkarken ağzı yumuk, ağzı açık, içli köfte, aya köftesi, bu köfteler yapılırdı, yağda kızartılırdı ve o evden koku çıkmış olurdu. Ayrıca bu içli köftenin eğer kıyma imkanı bulamayan, et alma imkanı bulamayan muhtaç durumdaki insanlarımız da evindeki bulgurla aya köftesini yapardı. Eğer hamur işi yaparsa ağzı açık, ağzı yumuk için et lazım, kıyma lazım. Et bulamayan fakir de yine koku çıkarmak için bişe dediğimiz boş pişe. İzmir'de de pişi mi diyorlar öyle bir şey, evet doğru. O bir şeyi yapıp dağıtıldı. O gün bu muhtaç olan ailelerimizin evinde her taraftan gelen işte içli köfte, aya köftesi, ağzı açık, ağzı yumuk ama bu dağıtılırdı. Sadece tanıdıklara değil, sadece muhtaçlara değil, hem tanıdıklara hem muhtaçlara dağıtılırdı. Sokaktan geçen insanlara verilirdi ve o evden koku çıkardı. Eski Ramazanlardan önce eski kandillerdeki durumumuz bu. Onun için bu kandil simidi ve Urfa lokma değil. Urfalı değil, Urfa geleneği değil. Bunu arkadaşlarımız özellikle dikkate alsınlar. Ama eski Ramazanlar dediğimiz zaman eski Ramazanlarda genelde bizim çocukluğumuzda falan Ramazan kış aylarında olurdu. Soba var ama kalorifer yok. İşte şu andaki gibi fırınlı ocaklar yok. Gaz ocağında veya daha sonralarında işte bu tüplü ocaklarda akşam zaten yemek hazırlanır. O yemek işte iftar sofrasında herkesin bir araya gelmesiyle büyüklerin duasıyla başlar. Ama özellikle sahurda işte bütün rahmete rahmana kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Allah sizlerin annelerinizi başınızdan eksik etmesin diyorum. Rahmetli analarımız kalkardı gece, yuvalık yaparlardı. Yuvalık tutsun diye. Ve ayrıca işte dolmalı küfte. Ondan sonra
akşamları içli köfte, aya köftesi, sütlaç filan. Çünkü kışın Urfa'da sebze olmazdı. Dışarıdan sebze de gelmezdi. O bakımdan sadece et, hamur ve bulgur. Bununla ne kadar yemek yapılabilirse, ne kadar tatlı yapılabilirse onlar yapılırdı. Onda iftarda duyurma kısmını söylüyorum. İftarda Ulu Cami'nin minaresinden top atılırdı. Top dediğimiz işte havai fişek. Yani havai fişeğin ve benzeri böyle kibrit çubuğunda şey yaparlardı. İftarda bir top atılırdı. Sahurda bir ilk top atılırdı. Sahurun başlangıcı diye. Birinci top, ilk top. İkinci topta, son topta iki tane top atılırdı üst üste. İki tane havai fişek atılırdı. Ve sonrasında minarelerde o imsak müddet-i temdit dedikleri, onun için imsaka kadar olan süre içerisinde yine aynı şekilde minarelerde lamba eğer sönmüşse demek ki imsak oldu. Bu şekilde çeşitli haberleşmeler vardı. İftarın olduğunu, sahurun olduğunu yine aynı şekilde ova kesiminde ben onu görmedim, sadece duydum. Bu Hadam bölgesinde Telfidan dedikleri köyün orada tepede ateş yakılmış. O tepedeki ateşle iftarın olduğunu ve sahur zamanlarında yakılmış diye duydum ama ben görmedim. Kıtsal kesimlerde de tepelerde ateş yakılarak Peki mesela belediye, siz şimdi işte Halliye, Şanlıurfa'nın en büyük ilçelerinden birinin belediye başkanısınız. Etkinlik olarak mesela anlattınız, evlerde ne tür şeyler yapılırdı, nasıl yemekler pişerdi, nasıl anlaşılırdı veya kırsalda neler yapılırdı. Bir de mesela insanlar, hani siz dün akşam da bir organizasyon yapmışsınız. Dışarıda ne etkinlikler yapılırdı? Siz mesela işte belediye başkanı olarak, ya geçmişte böyle bir şeyimiz vardı bizim Urfa olarak. Böyle bir geleneğimiz vardı. Ben şimdi bu geleneği tekrardan bir insanlara hatırlatmak istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Ya da oldu mu hiç? Ya da hayata geçirdiğiniz, yapmadığınız? Var hem de çok. Şimdi bunların hepsini tabii uygulama imkanımız olmayacak ama en azından halkımıza hatırlatacağız. Eski Urfa'da ibadetler. Sonra günlük yaşantıda insanların ticaret. Yine eski Urfa'da sosyal münasebetler. Bunların hepsinin tamamında bir tek ölçü vardı. Hak, adalet ve edep. Hak, adalet, edep Urfa'nın olmazsa olmazıdır. Şimdi hak, adalet, edebi bir ölçüde tüm toplum benimsemiş, hayatına tatbik etmiş olurdu ve dolayısıyla bizim o noktada geçmiş uygulamalarımızdan hatırlayacağımız, hatırlatacağımız çok şeyler var. Ama ibadet kısmında şimdi kalalım, ondan sonrasında yine oraya geçeriz. Sonrasında kandil gecelerinde evlerde yapılan işte yiyecekler, demin söylediğimiz yiyecekler mahallenin çoğuna, hatta başka mahallelere. O zaman Urfa'da böyle bir yardımlaşma duygusu var. Böyle bir kardeşlik var. Ve ayrıca Urfa'nın geleneğinde bizim de aile olarak uyguladığımız, ben yani kendi ailemden biliyorum. Her sebzenin, her meyvenin çıkışında Urfa'da mibal diye bir tabir kullanılır. Yani kıymetli. Tutfanda. Yani tutfandan utfalıcası. Şimdi o sebze, o meyve ilk çıktığı zaman, tutfanda olduğu zaman, kıymetli olduğu zaman genellikle maddi durumu müsait olanlar gider oradan, yani ah buyurun bir merkep yükü, yani sırgalarla veya işte taylıklarla alıp getirirlerdi halk pazarından ve onu
mahallede, çevredeki tüm muhtaçlara, tüm tanıdıklara, daha doğrusu tanıdık derken sosyal durumu, ekonomik durumu aynı olanlar değil de mahallede komşu veya akrabadan fakir, bunlara o tufanda yiyecek dağıtılırdı. Ben çocukluktan katılıyordum. Bütün geçmişlerinize rahmet olsun. Anam çıkına sarıldı, bunu bu eve götür derdi. Onu bu eve götür. Patlıcan, domates, biber, üzüm. Yani Urfa'da yetişen ne varsa tufanda olduğu zaman da duruma müsait olanlar alırdı ve o muhtaç olanlara da dağıtıldı. Ve bazı ailelerde bu uygulama vardı. Kendisi ertesi gün pişirirdi. O yemeği ertesi gün yapar. Ben oradan hatırladığım bir uygulamadır. Bunu Urfa'daki ailelerin birçoğu uygulardı. Şunun için muhtaç olan, fakir olan bizden bir gün önce yiyecek. Şimdi bu anlayışı, bu edebi yerleştirirseniz toplum olarak elhamdülillah çok şükür hiçbir şeye ihtiyacımız kalmaz. Bu bağlamda bir kardeşlik duygusu içerisinde bir sene boyunca patlıcan yememiş veya bir sene boyunca domates yememiş veya bir sene boyunca herhangi bir meyveyi yememiş birisi daha tufanda olduğu zamanda bir komşusu göndermişse o çocuğun o aileye karşı muhabbeti, sevgisi içten olur. Ama maalesef şimdi biz... Aslında bu alışkanlıklar insani ilişkileri, komşuluk ilişkilerini, bugün artık unuttuğumuz o ilişkileri de o eskiden nasıl yaşandığının bir göstergesi. Tabii. Bütün bu gelenek ve görenekler insani ilişkilerin kuvvetlenmesi için de o zamanlar aslında çok önemli birer etkenmiş. Şimdi aslında birazcık da o, yani eski Ramazanlar diyoruz ama yani çok fazla komşuluk ilişkisi yine Urfa'da daha iyi aslında batıya göre. Ama yine de o sizin dediğiniz yıllara nazaran baktığımızda artık çok zor. Şimdi gökdelenlerde oturan insanlar bir blokta 40 daire, 50 daire, birçok insanı tanımıyorsun. Belki asansörde karşılaşıyorsun, selam bile vermiyorsun. Aslında bu geleneklerimiz çok da önemliymiş aslında. Yitirmemek lazım değil mi başkanım bunları? Şimdi benim dediğim yıllar çok eski yıllar değil. Çok gelişen çağa ayak uydurmuşuz diye sanki çok eski yıllarmış gibi geliyor, evet. Öyle değil. Şimdi bizim o noktada eskiden fakir ile zenginin, muhtaç ile muhtaç olmayan, işte toplumun en varlıklı kesimi ile en yoksul kesimi arasındaki fark, bir tek fark vardı. Aralarında tapu farkı vardı, bir. Varlıklının tapusu vardı, yoksulun tapusu yoktu. İkinci olarak aralarındaki fark, varlıklı olanın evinde et daha fazla olurdu, yoksul olanın evinde et daha az olurdu. Üçüncü farkı da varlıklı olan ailelerde pirinç olurdu, yoksul olan ailede bulgur olurdu. Ama bir evde pişen yemek o mahalleye dağıtılırdı. Aynı şekilde yani mesela muhtaç olan ailenin varlıklı olan aileyle aynı yemeği yediğini düşünün. Orada bir muhabbet oluşmaz mı? Şimdi sosyal sınıf olarak aramızda fark fazlalaşmış ve biz birbirimize bunları övüne övüne anlatıyoruz. İşte dün İstanbul'a gittim, şöyle bir lokantada oturdum, kişi başı şu kadar hesap verdim. Eskiden Urfa'da bir şey vardı. Yine demin söylediğim o edebe uygun olarak sebze aldıkları zaman o sebzede pahalı olan kısımlar sepetin altında, sepetin üstünde herkesin alabileceği nane, maydanoz ve semizot. Ki kimsenin nefsi çekmesin. Şimdi o dönemde evde lahmacun yapıldığı zaman böyle çıkına sarılırdı fırında. Yolda geçerken kokusu çıkmasın. Kebap aynı şekilde yapıldığı zaman çıkında götürülürdü. Bu bir edepti. Olmayana karşı belki nefsi çeker,
O nefsi çekerse de ben de bundan haberdar olmam ve mesul olurum. Allah indinde mesul olurum düşüncesiyle bu edebi yerleştirdiğiniz zaman toplumda kardeşlik tabii ki olur. O dönemden şimdi aramızdaki fark, şimdi aynı yemekleri yiyoruz, aynı yiyecekleri yiyoruz. Allah kimseyi muhtaç etmesin ama arada muhabbet oluşmuyor. Varlıklı ile yoksul arasında muhabbet oluşmuyor. Eskiden bu muhabbet oluşuyor. İşte şimdi bu muhabbeti de yakalayabilmek için bu sizin iftar ve sahur sofralarınız da bu konuda önemli bence. Yani sadece oraya, buradan ekran başındaki izleyicilerimize de mesela söyleyelim. Hani o sofraya sadece maddi imkanı olmayan değil, olan ve olmayanın gelmesi ve o ikisinin aynı sofrada buluşması önemli değil mi başkanım? Biz zaten orada bir farklı uygulama olarak şunu istedik baştan beri. Elhamdülillah çok şükür Cenab-ı Hak şimdiye kadar bize nasip eyledi bunu. Biz bu üçüncü senemiz, ben daha evimde iftar açmadım, evimde sahur yemedim ve hep o meydanda, hep o alanda oldum. Ve bütün halkımızın özellikle bilmesini istediğim bir konu var. Biz hiçbir zaman için dışarıdan gelen misafirlerimiz de dahil olmak üzere, utfadaki dostlarımız da dahil olmak üzere, Ramazan ayı içerisinde eğer utfaya teşrif etmiş ise yetkililerimiz de dahil olmak üzere hepsini iftar soframızda misafir ediyoruz ve sahur soframızda misafir ediyoruz. Ben hiçbir zaman için bu 3 Ramazan'dır misafirlerimizi 5 yıldızlı otellere veya konuk evlerindeki iftarlara davet etmiyorum. Oradaki kardeşlik gelişsin diye, bu muhabbet gelişsin diye, bir insanların sahip oldukları değerlerin kıymetini bilsin ve farkına varsın diye, Cenab-ı Hakk'a şükrü ve hamdi artsın diye biz orada yoksullarımızla varlıklarımızı buluşturuyoruz. Allah nasip eylerse bu sene de aynısını yapacağız. Geçen seneler içerisinde bizim devlet protokolü de dahil olmak üzere, başta Sayın Valimiz İzzettin Küçük Beyefendi olmak üzere, devlet protokolümüz, hep bu masada ağırlıyorsunuz, hepsini kuruluşlarımız, aynı yemeklerle. Hepsi aynı ve o gün ne yemek çıkacağını ben sormam. Tesadüfen o gün sırada hangi yemek varsa o çıkar ve orada halkımızla paylaşma duygusu gelişir. Ayrıca sahip olduğumuz değerlere hamd etme, şükretme duygumuz gelişir ve o yardım etmenin manevi hissini, manevi hazını hep birlikte, o havayı hep birlikte teneffüs ediyoruz. Başkanım bayağı kalabalık. Kaç kişi iftarda yaklaşık? Şimdi sayı değişken olmakla birlikte ucu açık. Kaç kişi gelirse hepsine doyurup gönderiyoruz. Kaç kişi gelirse hepsine. Bizim daha önce de 2 senedir ifade ettiğimiz bir husus var. Orada yemek eksilmesi durumunda başka bir yerdeki iftar soframızdan yemek naklediyoruz. Ve firmayla bağlantımız da şu şekilde, dağıttığı kadar yemeğin parasını alacak. Yani başta bana 500 kişilik atıyorum değil de ben günlük kaç kişiye verdiysen ay sonunda o şekilde. Şimdi diyelim ki 500 kişilik diye konuştuk, kendisi geldi, 400 kişi geldi. Biz o 100 kişinin yemeğinin parasını ödemiyoruz. Ve bu şekilde eğer sofrada yemek eksilirse ilk önce bizim belediye meclis üyelerimizle birlikte kendimiz sofradan yemiyoruz. Sofradan kalkıyorsunuz. Yok, sofradan zaten en son biz oturuyoruz. En son biz oturuyoruz. Eğer yemek kalmamışsa başka bir soframızdan yemek geliyor. Eğer kalmamışsa 33 tane meclis üyemiz var. Bu 33 belediye meclis üyemiz yemez. Eğer bir kişilik yemek eksilmişse de onu ben yemem. Çünkü ev sahibi olmanın özelliği budur. Ev sahibi kendisi aç kalsa da misafirlerini doyurması gerekir. Burada biz, Cenab-ı Hak bizi vesile etmiş bu ev sahipliğine. Benden sonra başka bir de ev sahibi olacak. Evet, önemli olan hizmet etmek. Bu konudaki hassasiyetinizi eminim Haliliye halkı da biliyordur. Bizler de birebir şahit bir de oluyoruz. Şeyimiz, şimdi ben mesela derim gittiğim zaman iftarda da sahurda da sanki benim evime gelmiş misafir gibi hepsine tek tek
hoş geldiniz demeden oturmuyordum iftarımı açmaya. Aynı şekilde sahurda uygulamamız bu. Tek tek hoş geldin diyeceğiz. Her gün. Her gün aynı. Ya tam bir bu sene Halliye Belediyesi tam bir ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Başkanımız her akşam Rabia Meydanı'nda mutlaka gelen misafirlerini evinde ağırlıyor gibi tek tek el sıkışarak hoş geldiniz ederek iftar sofrasına oturtuyor diyebiliriz. Bu gerçi bu özel yani nasıl diyeyim başkanım, herkesin hani bir özelliği vardır ya, işte falanca kişi şöyle falan, sizin de bu özelliğiniz hep konuşuluyor. Feyzi Demirkol işte Halliye Belediye Başkanı, atıyorum bir ortama girerse herkese selam vermeden oturmaz. Yani çaycısından tut da kim varsa ortamda hepsinin mutlaka bir elini sıkar. Bu özelliğiniz mesela hep konuşuluyor. Bence de güzel bir özellik. Bu özellikle anılmak hoş diye düşünüyorum. Bu özellik değil. Bu udfanın sıradan bir davranışı. Ama herkes uyguluyor muyum? Normal bir udfanın yapması gereken, evet, toplum içerisinde nasıl davranılmasının gerektiğini yorgunluğa rağmen uygulamak isteyen, edebi adabı bilen herkesin yapmış olduğu bir uygulamadır bu. Evet. Ama biz temsil noktasında olduğumuz için belki dikkati çekiyor. Bu bir alışkanlık meselesi. Çocukluktan bu tarafa alışırsanız, gençlikten bu tarafa alışırsanız bu uygulamaya devam edersiniz. Kıymet vermektir bu ya. Karşındakine değer vermektir, kıymet vermektir. Bu da önemli bir şeydir. Az önce görüntülerde bir engelli kardeşimizin elini tuttunuz, böyle selamlaştınız ya. Hani dediniz ya onun mutluluğunu. Hakikaten öyle. Siz şimdi o onu unutmaz mesela. Siz belki çok insanın elini sıkıyorsunuz ama o az sayıda bir belediye başkanının elini sıkıyordur. Yani bu önemli. Gerçekten önemli. Orada ben şunu söyleyeyim. Kimseyi hor görmemek lazım. Evet. Kimseyi, daha doğrusu kendinizi üstün görmeyeceksiniz. Kimseyi hor görmeyeceksiniz. Çünkü belki o hor gördüğünüz kimse Allah indinde sizden makbuldür. Belki değil. Evet. Yani büyük bir ihtimalle makbuldür. O bakımdan ben hiçbir zaman için kimseyi hor görmedim. Geçmiş hayatımda da kimseyle alay etmedim. Kimseye meczup demeden, kimseye deli demeden herkesle toplumun her katmanıyla bir kardeşlik duygusu içerisinde geçmişimiz geçmiştir. Şimdi temsil noktasında olduğumuz için biraz daha dikkatli ve biraz daha sevecen, biraz daha alçak gönüllü olmalıyız. Ama mütevazilik noktasında, bunu üstüne basa basa söylüyorum, mütevazilik noktasında ben belediye başkanıyım. Oradaki engelliye tevazulu davranmışım, elini sıkmışım veya yoldan geçen bir meczuba merhaba etmişim. Belki o Allah indinde çok makbuldür, mütevazi olan odur. Evet. Yani dünyevi olarak, daha doğrusu temsil noktasına veya hüviyetimize baktığımız zaman belki bizi mütevazi görürsünüz ama batıni alemde belki o bizden daha üstündür. Başkan, programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Ben bir kez daha buradan Halliye Belediyesi'nin Ramazan boyunca yaptığı etkinlikleri paylaşmak istiyorum. Ekran başına yeni gelen izleyicilerimiz için. Ramazan'da Rabia Meydanı'nda her gün iftarda ve sahurda Halliye Belediyesi'nin sofrası açık olacaktır tüm halkımıza. Buradan duyurmuş olalım. En azından bir günde olsa istediğiniz, yani imkanlarınız çok yüksek olsa bile bir günde olsa gelip o sofrayı sizlerle, oradaki insanlarla paylaşsınlar diyorum ben. Cumartesi günkü etkinliğinizi bir kez daha duyuralım. Sanırım 21.30'da Rabia Meydanı'nda yine Halliye Belediyesi'nin çok güzel bir etkinliği var. Hem Mehmet Saran takımı sanırım. Evet. Hem de onun dışında bazı söyleşiler olacak. Bunlara da halkımızı buradan davet etmiş olalım bir kez daha. Siz neler söyleyeceksiniz son olarak Ramazan ayında? Şimdi Halliye bu sene biz geçen iki sene içerisinde yapmış olduğumuz uygulamamız bu sene de devam edecek. Üç noktada bağlılıklı olan da, yetkili olan da, makam sahibi olan da herkesi o iftar soframıza davet ediyoruz. O iftar sofrasının manevi havasını hep birlikte teneffüs edelim. Birlikteliğimiz, dostluğumuz, bildiğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz pekişsin diye bunu özellikle istiyoruz. Ve ekran başındaki izleyicilerimize hiç olmazsa en azından bir akşam bizim misafirimiz olmalarını
ve kendilerini beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Ayrıca bu sene Halliye Belediyesi olarak bu üç noktaya ilaveten çeşitli okullarımızda ve çeşitli ortak alanlarda yine toplu iftarlarımız olacak. Bu toplu iftarlarımızda da mahalle halkının, mahallenin temkin ehlinin, mahallenin ilim ehlinin, mahallenin tasavvuf ehlinin, mahallenin çocuğunun, yaşlısının hepsinin bir arada bulunduğu bir soframız olacak. Ve bunu hangi günlerde, hangi camide, hangi okulda veya hangi park alanında olacağını da halkımıza ilan edeceğiz. Ve halkımızla buluşmamız, kaynaşmamız tamamıyla gerçeğe dönüşecek. Ve inşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla bayrama Cenab-ı Hak bizi eriştirsin diyoruz. Ve yine eski bir Urfa geleneğini hatırlatmak ve yaşatmak adına bayram sabahında da bizim üzlemeli pilav ve zerde ikramımız vardır. Bayram bu da sabahı. Bayram sabahı. Bu da bir eski Urfa geleneğidir. Halliye Belediyesi eski gelenekleri sürdürmeye devam edecek diyoruz o zaman. Katılımlarınızdan dolayı ben bir kez daha teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Güneydoğu TV ekranlarında Filize İftara Doğru programında bugün konuğumuz Halliye Belediye Başkanı Sayın Fevzi Demirkoğlu. Kendisiyle Ramazan tadında bir sohbet gerçekleştirdik. İnşallah sizler de aynı keyif almışsınızdır. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.